Sultanlar kelam oldu, ışık oldu, ışık kalem oldu ve kalem oldu ve sultanlığı yazdı. Şimdi o sultan yazılan, kelama dökülen, yüreğimizin sesini seslendiriyor. Rabbin hakikiyetinde Rabbi dilleyen her yürek, onun toprağında o olur ve saygı duyar yüceliklere. İzin ver de insana anlatayım. Rab zamanın tabiatında Turan olan kütledir. O yol için her şeyi yarattı ama yol bellek katlarında kutsal ışığı yıktığında bütünlük kütlesizleşti. Önemli olan kütlenin tabiatıydı. Her din ve her yürek kütlenin tabiatında kendi tabiatını yazdı. Böylece ilim alimin hakimiyetinde oldu. En son sonsuz yazımda devreler açıldı ve yarımlar kemal olup kendi dilleriyle kendi torbalarını tohumladılar. Bütünlük için yapıldı her çalışma. İşte İsa'nın toprağı, işte Musa'nın toprağı, işte Muhammed Mustafa'nın toprağı. Hepsi Allah'ın düzenini kurmak üzere yaratıldılar. Allah'ın tabiatına akıl sahip olmalı. Aklın yüreğinde ışık yanmalı ve son turanlar aklın diliyle dillenmeliydi. Bedel ödenmeden bellek kapıları açıldı. İnsan ışığını yaktı ve yolunu buldu. Bu dönemde yapılan her çalışma akıl sahipleriyle yapılmaktadır. Artık din diriliği aklın diliyle dillenmektedir. Amin. Ana kanat katlardan ışık alıp dünyaya geçen düzen kuranlar, Allah diliyle kendi temiz kapılarını açtıklarında onların ışıkları yoğun vara geçer. Herkes en güçlü ışığın kendisi olduğunu sanmaktadır ama en güçlü ışık ailesiyle hakim olan ışıktır. Aile bağları son öncelikli yazım sayfalarının ışıklarıdır. Kim ailesiyle birlikte ışık yakmakta ise bu yüceliktekiler ışık kapılarında en etkin kütle yazan kodlar olarak diri birlikleri yaratabilirler. Öncelikle yaşamsal dili yazan güçler kendi diri dinlerinde bu çalışmaya dahil olurlar. Öncelikle yaratılışın manası öğretilir yüceliklerde. Kim yaratılışın gerçek anlamını bilebilirse o kimseyi kendi dilinde kınamaz. Çünkü o herkesin önemini bilir. Her dümen onun torbasında makbuldür. Efe dil dediğimiz her dil insanın ışığını yakabilmek amacıyla bilgi yaratımına geçer. Hepimiz eski düzenleri kuran dümen tutanlarla birleşiriz ve 7. dünyanın aklıyla bilgi ayrımcılığı yapmadan Atlanta dümenlerinden ışık yakabiliriz. Bütünlük ile yapılan çalışmayla her güçlük aşılır. Böylece bütün insan ışıklar bütün beşer ışıklara güç katar. Sanal değerlerle ses yaratılamaz ama her yürek sessizlikte sanal dil olur. Kimin insan olduğu, kimin ilmen ışık yoğunluğu olduğu, kimin din ile ilim sahikiyle diri bilgi olduğu ve kadim düzen olduğu bilinmez ama yoğun, kutsal ve hakiki olan mutlaka ışığı ile bilinir. Onun nesilleri daima kendi diri yoğunluklarıyla biz kapılarında ışırlar. İstikbal herkesin yoludur. O yol amin diyenlere yaşatıldı. Amin. Amin. Amin.